neden kapatmışlar. Aa, tövbe bismillah. Allah Allah, biri mi var yoksa? Aa, Allah Allah, çocuklar arkadaşını mı getirdi yoksa? Hatice, sen ne yapıyorsun burada? Hatice! Hatice! Hatice, dur, gitme. Gitme. Suzan Hanım, bırakın gideyim. Vallahi billahi hiçbir şey görmedim ben. Ay gitme. Gitme, bana bak. Bana bak, yüzüme bak, yüzüme. Bak. Bak, ne olursun. Bunu birine söylersen. Kocam duyarsa mahvolurum ben. Yok, söylemem Suzan Hanım. Beni ne ilgilendirir zaten? Söz ver bana. Söz ver. Söz veriyorum Suzan Hanım. Vallahi billahi demem. Kimseye demem. Çocuklarım da size yemin ederim. Söylemem kimseye. Gideyim Suzan Hanım. Hatice. Hatice. Hatice'nin geleceğini niye söylemedin bana? Suzan, ben nereden bilebilirim Hatice'nin geleceğini? Nebati mi yolladı, nedir? Nerede bu kadın ya? Hatice! Çıktı gitti. Ne? Fikret, arabayı hazırla, çıkıyoruz hemen. Merak etme, kimseye söylemem dedi, yemin etti. Onu baştan söylesene ya. Tamam, yemin ettiyse o zaman hiç mesele yok. Ya sen bir hizmetçinin lafına niye bu kadar güveniyorsun ki? Söylemeyeceğim dedi, tamam dedi. Söz verdi, ne yapayım Akif? Bak, istersen ben sana kısa bir özet geçeyim. Eğer bu yaşadığımızı kocan duyarsa ikimizi de öldürür. Tabii benim karım daha erken davranmazsa. Ben kendi adıma yaşamak istiyorum. Sana da tavsiye ederim. Peki ne yapacaksın kadına? Sen ortalığı topla, bir taksi çağır, çık. Hadi, hadi, hadi. Efendim Veli. Ha Hatice'm. Ya ben sana söylemeyi unuttum. Televizyonun kenarına para bıraktım ben. Ha pazara gidersin, belki çocuklara meyve falan alırsın. Ay ne pazar Veli şimdi? Ne oldu ki gülüm? Ay yok bir şey. Ya var bir şey işte, var. Anlıyorum ben senin sesinden. Ne oldu, çocuklar mı sıktı canım? Yok çocuklar değil. Asabım bozuldu Veli. Zangır zangır titriyor elim ayağım. Meraklandırmasana gülüm. Söyle ne oldu? Veli. Ben bu Suzan Hanım'la Akif Bey'i yatakta yakaladım. Tövbe yarabbim. Ne diyorsun sen gülüm? Vallahi billahi gördüm Veli. Ay bunlar şimdi beni işten kovar değil mi? Ya bırak. Kovarlarsa kovsunlar. Sen de çalışma zaten bir daha orada. Cık cık, ahlaksız insanlar ya. Neredesin sen şimdi, söyle bakayım. Ay onları öyle görünce fırladım çıktım evden. Ha otobüs geldi Veli, kapatıyorum şimdi. Tamam gülüm, hadi. Sen bin git evimize, akşam görüşürüz. Görüşürüz. Şey, Beykoz'dan geçer mi? Geçmez hanımefendi.
gidiyorsun Hatice Hanım. Evet. Hadi buyurun biz bırakalım sizi. Sağ olun Akif Bey, zahmet olmasın size. Gelir şimdi otobüs. Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Oğlum aç kapıyı. Hadi sırtımızda götürmeyeceğiz, buyurun. Ben giderim Akif Bey. Hatice Hanım bakın, insanlar yanlış anlayacak böyle sanki bayana asılıyormuş gibi. Bizim de yolumuzun üstü efendim, buyurun. Beraber gidelim, buyurun. Peki, tamam. Ya kardeşim, benim söz verdiğim anahtar teslimine 2 ay kaldı ya. 2 ay kaldı, inşaata geliyorum. Daha duvarlar örülmemiş. Bu nedir ya? Ne yapayım ben şimdi? Bu çalışanları ne yapayım? Ha? Kovayım mı? Döveyim mi? Söveyim mi? Ne yapayım yani? Hay kıyamıyorum da. Doğru söylüyorsun. Sen de doğru söylüyorsun. Tamam arkadaşım. Tamam unutmadım. Çıkacağız bir ara dışarı. Tamam. Tamam arayayım ben seni sonra. Hadi. Veli. Ya ben seni arayacaktım da. İşler güçler biliyorsun, yoğun. Erhan'ı yolladım ama hastaneye bir şey lazım mı diye. Lazım değil demişsin. Bir ihtiyaç yok, sağ ol. Neye ihtiyaç olursa biz buradayız Veli. Neticede aileyiz biz. Bak görüyorsun işte. Zavallı Fikret. Hakkın rahmetine kavuştu çocuk. Hatice Hanım nasıl? İyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Bir kendine gelse o arabada ne işi vardı öğreneceğiz. Sen ona mı takıldın ya? Nasıl takılmayayım Akif Bey? Düşün düşün bir türlü parçaları birleştiremiyorum. Çıldıracağım. Neymiş ki birleştireceğim parçaları? En son sizin yazlık evdeydi. Hatta siz de oradaymışsınız. Evet, ben de oradaydım. Bir dosya kalmıştı, onu almaya gittim. Ne dedi ki yenge hanım sana? Suzan Hanım da sizi uygunsuz vaziyette yakalamış. Ne? Ya artık ya, bu ne ya? Ayıptır, günah. Kardeşim ben evliyim ya. Böyle bir şey söylenir mi ya? Bahsettiğiniz insan da benim ortağımın karısı. Hemen bir hafta yapıştırılıyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım vallahi. Benim karım yalan söylemez. Sizin ne yaptığınızla bizi alakadar etmez. Karım otobüs durağında olduğunu söyledi. Ne oldu da bu kaza oldu? Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Sen ne diyorsun Veli? Ne demeye çalışıyorsun sen? Senin karını biz arabaya aldık. Ondan sonra yolda bir yerde attık. Bunu mu demek istiyorsun? Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ne söylüyorsun o zaman? Benim karımın senin arabanda ne işi vardı onu öğrenmeye çalışıyorum. Vallahi onun karına soracaksın kardeş. Ben bir evrak işi için Fikret'i geri yolladım. Ondan sonra artık durakta mı karşılaştılar? Önceden mi sözleştiler? Bilemeyiz. Ne diyorsun lan sen? İnsanoğlu diyorum. Veli, beşer şaşar diyorum. İşte şeytana da uyabilir diyorum. Git bir karına sor diyorum. Ne diyeyim artık? Sen benim lan karımın adını lan ağzına alamazsın. Lan benim karım sizin gibi namussuz mu? Veli! Namussuz mu? Lan git! Lan! Ne yapıyorsun lan sen? Kimsin lan sen? Ha? Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Bak acım var diye susuyorum. Yemin ederim beni gaza getirme Veli. Beynini patlatırım burada. Lafını geri alacağım. Ne lafımı geri alacağım lan? Aldık karnı arabaya. Konuştuk, ikna ettik. Sonra geldi bir kamyon çarptı. Şans. Ben de tereyağından kıl çeker gibi kurtuldum Veli. Şimdi karnın başına dua mı ediyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bu işi de fazla karıştırma. Lan haysiyetsiz aslanım siz. Lan! Lan! Veli! Veli! Veli!
Ha Esmer. Ha hastanedeyim ha. Ha çocuklarla işte. Ha tamam bir dakika. Tamam söyle. Ha? Evet. Ha? Düşmüş. Ama bir şey yok değil mi yani? İyi. Amca. Ha? Amca. İnşaattan mı? Amca ne oldu? İyiyim peki. İyi mi İsmet? İsmet ne diyorsun sen? İsmet ne diyorsun sen oğlum? Nasıl ölmüş lan? Amca. İsmet nasıl ölmüş lan? Abi ölmüş lan. Amca kendine gel sen ne diyorsun? Abi. Ne diyorsun sen? İnşaat atmış olmuş abi. Amca sen ne diyorsun? Amca nerede? Nerede benim babam? Hayır! Babam ölmedi amca. Babam ölmedi. Babam ölmedi amca. Baba! Babam ölmedi. Babam ölmedi. Kapatmayın annemin yüzünü! Yüzüm açık! Niye attılar abi?
kapatmayın. Anne. Anne gitme. Oldum artık. Bırak kendim yıkanayım. Üşütüyorsun yavrum. Kaloriferimiz yok ki. Sıcak su bitiyor. Buz gibi suyla durulanıyorsun. Ben biliyorum. Yatırırım ben sıcak suyu. Ah, şu sırtını da lifleyeyim çıkacağım yavrum. Sonra sen şöyle güzel durulanırsın. Ha? Ah, güzelim benim anasının kuzusu. Kocaman kız olmuş da utanırmış. Merhume Hatice hanımefendinin Mümine hanımefendi olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Dünyevi, ukrevi. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.
şimdi annem de babam var. Teyzeciğim, bak onlar cennette şimdi. Böyle ağlarsan üzülürler ama. Seni patron çesik etme bir bakayım. Hoş geldiniz Nebahat Hanımcığım. Sefalar verdiniz. Beşegül, Hatice'nin elçisiyim. Hatırladım, hatırladım. Hatice bir iki defa getirmişti yardımı. Başınız sağ olsun. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Suzan Hanım Akif'in ortağının eşi. Aa, tanıdım, tanıdım. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnanın üzüntümü ifade edecek söz bulamıyorum. Başınız sağ olsun Şengül Hanım. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Biz de ailece şaşkınlık içindeyiz vallahi. Yeğenlerim aynı zamanda hem öksüz kaldı hem yetim garibanlar. Allah'tan sizin gibi dostlarımız var. Artık sizlerin de yardımıyla hep beraber sahip çıkacağız bu garibanlara. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratim müstakim. Tamam, tamam bırak onu, bırak. Acaba ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum oğlum ya? Halamı gömüyorum. Babamı gömüyorum. Ne yapıyorum ben, ne yapıyorum? Thank you.
Abla, bizim artık evimiz hiç olmayacak mı? Olur mu öyle şey evladım? Bizim evimiz var ya. Bizim evimiz sizin eviniz artık. Hadi gidelim. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.